Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin, sefa getirdin. Evet, ben vlog başlamadan önce ilk öncelikle şöyle kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Çünkü karma karışık bir vlog oldu diye düşünüyorum. Daha montajlamadım. Daha doğrusu 2 gündür vlog atamıyorum. 2 gün çok kötü geçti yani benim için. Pazar günü kahvaltı hazırlığını biraz çekmeye başladık sizler için. Ondan sonra pazar günü ben çok kötüleştim kahvaltıdan sonra. Anlatamam size. Hatta bunu dün biraz çekip yaptığımda da anlattım. Safra kesesi taşım yine sancmaya başladı. O yüzden de çok kötü bir durumdaydım. Yani yerlerde yuvarlandım. Öyle söyleyeyim size. Ölüyorum sandım. Yani ölseniz o an daha iyi. Öyle bir sancı. Ve kafamı kesinlikle kaldıramadım. Ne video editleyebildim, ne video çekebildim. Dediğim gibi pazar günü biraz bir şey çektim. Biraz bir şey çektim. Ve inşallah birazdan yayınlayacağım. O yüzden dedim ki şimdi kafanız karışmasın, nasıl bir vlog bu diye size kısa bir açıklama yapayım. Alışverişe gittik, onları gösterdim size. Ondan sonra kahvaltıyı dediğim gibi çektim. Yani durum bundan ibaret. Lütfen kusuruma bakmayın. 2 gündür dediğim gibi çok kötüydüm. Ne mesajlarınıza geri dönebildim, ne yorumlarınıza geri dönebildim. Çok özür dilerim sizlerden dediğim gibi ama hiç iyi değildim. Her neyse, ben şimdi hiç lafı fazla uzatmayacağım. Bugün inşallah yeni bir vlog başlayacağım. Şimdi ama ilk öncelikle siz bu videoyu izlerken ben bugün dışarıda bir randevum var. Doktor randevum var. Oraya gideceğim. Oraya büyük bir ihtimal çekim yapamam ama eve geldikten sonra tekrar görüşürüz yeni bir vlogda diye düşünüyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlayacağım. Zeynep'in çalıştırılacak niyeti de yok. Öyle. Yani. Yine bize kaldı işler. Evet, Özgür'ün yumurta makinesiyle imtihanı. Ama nasıl oluyor ya? Böyle ha. Çok beceriksizsin Zeynep. Anne, o biten mi? O biten. Sıcak ama yeni koyduklarım. Dur. O bir tane ama. U bir tane. U. U a u. Evet, yumurtalar gayet organik. Şey senin yani? Yumurtaların kolesterolünü çıkartmış. Öyle diyorlar yani. Ne alaka? Yani yumurtacı Özgür diye bağırırlarsa arkadan şaşırmayacağım. Yumurta candır. Yumurta candır. Yumurtasız hayatta kimse kahvaltı etmez. Evet, şimdi bunun üzerine tuz ve karabiber. Ve hatta biraz pul biber bence. Tabii Zeynep benden öğrendiklerini. He he he. Benden gördün hep bunu. Yalan söyleme. Çok sevdiğim yavrum. Zalim geceler. Geceler. Şartlamaz. Aşırı izliyorsun. Ne yapayım? Görürsen. Nanen nerede benim? Nane. Orada kalmadı lan sonda. Nane. Evet bak. Türkiye'nin nanesi ne kadar tatlı ya. Kokusu bile çok güzel. Yarabbim. Mete. No. Aba. Gördün mü? Hadi yürü içeri. Yürüyün, dur. Topla duruyor, yavaş. Evet canlar, şimdi ben ne yapacağım? Canım istedi. O yüzden kalktım, şimdi onu yapacağım. Kahvaltılık ezme yapacağım. Cevizli. Şimdi ilk önce cevizlerimizi şöyle bir ondadan geçireceğim. Bu arada bu cevizleri ben aldım, suya koymak için bu cevizler olmuyormuş. O da neden? Kabuklu olması gerekiyormuş. Yani biz de o zaman cevizleri ne yapıyoruz? Kahvaltılık salça yapıyoruz.
Ben bütün paket açtım çünkü kahvaltılık salça bizde yenir. O yüzden hiç sıkıntı yok. Geçiriyoruz. 5 yemek kaşığı. Şöyle. Biber salçam var. Bunu annem en son getirdiğinde, yani geldiğinde getirmişti. Şöyle bir. Şöyle 2. Tamam. 5 yemek kaşığı. Ondan sonra 3 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı demiş acı. 1 yemek kaşığı acı koyacağım. 1 yemek kaşığı acı biber salçası. Ben biraz fazla ekleyeceğim hatta. Şöyle inşallah ben bunu sonra rondodan geçirebilirim diye düşünüyorum. Evet, ben 1,5 koydum. Şimdi üzerine de 3 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Dedim ki yapıvereyim. Şöyle de 3 tam geldi. Şimdi 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyeceğiz. Kırmızı toz biber ekliyorum. Ben biraz fazla ekledim. Çünkü ben biraz fazla koydum salçayı. Ondan sonra acı pul biber koyuyoruz. Kırmızı pul biber koyuyoruz. Şöyle. Şöyle. Biraz karabiber. Kaşığı kekik koyuyorum. Dediğim gibi bunu zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ve inşallah rondo bunu çevirir. Çevirmezse biraz sıkıntı. Bak ama bak. Wow, bak. Hadi gel. Yeni bir günden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, dün kahvaltıdan sonra maalesef ki ben hiçbir şey çekemedim. Çünkü çok fena oldum. Açık söylemek gerekirse benim taş herhalde yine yerinden oynadı. Koca gün yattım, hala da hatta sancıyor. Ama dünkü kadar değil, çok şükür. Dün çocuklar bile korktu yani, o kadar. Zaten ben uyuyamadım. Bu uyudu herhalde. O anlamıyor yani. Sen o senin kendi koyduğun bir şey arıyorsun. Ben de kalktım arıyorum. Yani bayağı bir kötü oldum anlayacağınız. Yerlerde kıvrandım öyle söyleyeyim. Artık en son kendimi yerlere attım. Özgür garibim, o da benim yüzümden uykusuz işe gitti. Yüzümü gözümü daha yeni düzelttim. Çok kötü bir durumdaydım. Zaten ben böyle çekerken senin de hocam yastığı aldı, burada yattı çünkü dün gece. Ben çünkü bu koltuğa yattım. Daha sert diye. Çünkü sırtımdan vurduğu için ağrı, buraya yatma gereği duydum. Özgür de yorganı yastığı toplamış yanıma geldi. Dedim yerine git, hayır eğer şey olursa duymam seni diye. O yüzden de fazla bir şey çekemedim. Yani kahvaltıdan sonra ben iptal oldum anlayacağınız. O yüzden bugün vlogu devam ettiriyorum. Vallahi Özgür telefon açtı az önce. Bir de ben bugün gittim çalıştım o halde. Özgür sabah tabii ki de gitmeden sakın işe gitme falan filan dedi. Ama mecbur gitmek zorundaydım. Gittim ama kötü olsaydım tabii ki de eve gelecektim tekrar. Ben biri şöyle söyleyeyim size. 2 paket ilaç bitirdim sanıyorum. Yani artık ameliyat olmam gerekiyor ama ameliyata da almıyorlar beni. Neden? Morbus Crohn hastalığım yüzünden istemiyor doktor ameliyat olmamı. Ama bu şekilde de yani nereye kadar çekeceksiniz? Yani doğum sancısı yanında hiçbir şey, öyle söyleyeyim size. Çok kötü bir ağrı, anlatılmaz bir ağrı. O yüzden böyle bugün de işe gittim, çalıştım. Az önce de Özgür telefon açtı dedi. İşte internette tabii Özgür yani araştırmış. İşte şunu yememen lazım, bunu yememen lazım, şuna dikkat etmen lazım falan filan diye. Dedi alışverişe gidelim, sana göre bir şeyler alalım. Hatta ben dedim ne yiyeceğim yani, ben ne yiyeceğim, aç kalayım daha iyi diye. Bakalım birazdan alışverişe gideceğiz o yüzden.
Evet, biz eve geldik. Ben şimdi ne yapıyorum? Hemen brokoli keseceğim. Çünkü tencereye koyacağım, haşlansın. Aynı şekilde karnabahar da. Çünkü Özgür balık aldı. Onları yapacağız fırında. Yanına da sebze olarak bu şekilde atayım dedim hemen. Haşlansın. Evet, şöyle. Biraz da karnabahar atacağım. Ya işte öyle. Canlar, ciğerler, şekerpareler. Sizleri alışverişe götürmedim çünkü kalabalık olacağını bildiğimden dolayı, bayağı da kalabalıktı zaten. Eski usulden haşlıyorum. Şöyle tavanın altına su koydum. Şimdi brokolleri şöyle atıyorum. Haşlansın güzelce. Yani fazla su dolmasını istemediğim için bu şekilde haşlıyorum. Bu arada bunu kesmemişim. Şimdi bence brokoli yeterli ama şimdi karnabahar da yaparsam biraz yapayım. Çok yapmayayım. Evet, kapağını da şu şekilde kapatalım. Kendi kendine olsun. Şimdi alışverişleri göstereyim size, neler aldık. Bu arada ben yine çok karanlığım, neden öyleyim bilmiyorum. Yani mutfak tablosu aldık. Siyah tablo, bir tanesini hatta bir çıkartayım. Çünkü çok lazım oluyor bunlar, iyi oluyor. Bunu da şöyle yukarı koyayım. Ondan sonra 2 adet pırasa aldım. Bu arada ıspanaklarım var. Maalesef bugün yapacaktım, yapamadım. Yarın ıspanakları yapmayı düşünüyorum, yoksa bozulacaklar. Ondan sonra kendime Lacoste de Frey bir tereyağı aldım. Yani artık Lacoste de Frey'lerden gideceğiz. Ondan sonra cips aldık. Bir adet şöyle turp aldım. Lacoste, Lacoste'siz süt 2 adet. Ondan sonra bir tane white meal aldım. Şimdi çok mu beyaz oldunuz, ne oldunuz bilmiyorum. Özgür şöyle domates pürelerinden aldı. Çünkü domates şeyleri yoktu. Bir adet muz. Muz çünkü bitmiş. Evet, Oğuzhan 2 adet topu top bir tane şey almış. Şöyle bir adet şeker aldım. Ne alıyorsun Özgür? Neler mi yapacağım? Bunu da mı yapacağız şimdi? Karıştır istersen. O kadar bir şey olmaz, karıştır bunu yani. Özgür de dün akşam dediğim gibi benimle birlikte hiç uyumadı. Ondan sonra ben bir yere kalktım ama duymadı o kalktığımı. Kalktım tekrar hap içtim. Saat 4'tü. Kalktım tekrar hap içtim, şey yaptım. Hiç sesim çıkarmadan. Çünkü ağrı geleceğini yine hissetmiştim. O yüzden şöyle bir tane terşeriye yok mu? Terşeriye yok. Aklı şeriye çıkarttım Özgür'e. Ben de getirdim. Öyle yani. Özgür iki tane ekmek almış. Şöyle şunlarda. Bir adet cips. Ondan sonra limon. Bu arada yok, evinize çok cips alıyorsunuz, yok şöyle yok böyle diyorsunuz da, yani her alışverişte evet cips alıyorum ama bu demek olmuyor ki evde sadece cips yeniyor. Gayet de sağlıklı şeyler de yeniyor. Ondan sonra şöyle şunlar çok lezzetli oluyor. Peynir aldım. O sen tekrar şu içeceklerden aldı. Bu arada şey okudum. Peppermint, bu nane mi oluyor? Nane çayı aldım. Ondan sonra nane çayı iyi geliyormuş. Isırgan otu iyi geliyormuş. O yüzden bir tane ısırgan otu aldım. Bir de şey iyi geliyormuş. Neydi bunun Türkçesi? Fenty anis. Anason. Rezene, anason. Öyle. Bundan aldım.
İsmini tutturamadım. Şöyle bir tane Montresor aldık. Çocuklara su aldık. Ondan sonra kendime şöyle şunu denemek için aldım. Porridge şimbiyare diyor. Şunlardan aldım. Merhaba. Bir tane daha ekmek. Elma sirkesi aldım. Elma sirkesi şeyli aldım. Elma sirkesi de çok iyi geliyormuş. Yani. Evet, Özgür şimdi bu balıkları aldı. Bu balıkları atacağız. Mediterane laks diye. Şöyle. Hemen fırına. Folyoyu çıkartmadan atabiliyor musun bunu Özgür galiba? Öyle zaten onlar. Üçünü de mi atacağım? Üçüncü çıkmadı da. Ondan sonra kendime şöyle bir tane portakal, limon falan var içerisinde. Ondan aldım. Çikolata. Salatalık. Ondan sonra üçüncüsü de çıktı. Mete bir tane şey kaldı. Özgür tavuk almış. Bunları dolaba atalım hemen. Evet, bir tane daha balık. Al Özgür. Bir adet elma. Böyle eğilerek de size göstermek biraz zor oluyor ama şöyle domates konservelerinden. Bir tane toz şeker, tekrar bir tane içecek. Bir tane bütün tavuk, tekrar bir tane vitamin. Ve Oğuzhan'ın aldığı içeceklerden tekrar bir tane çıktı. Ondan sonra şöyle şu profanlardan aldım. Aldım, o kadar güzel duruyorlardı ki ve 1 euroydu. Bir tane aldım ama. Çünkü yoksa şey oluyor. Evet, ceviz aldım kabuklu. Metehan bir tane, Metehan demişim, olsam bir tane çay aldı. Bir tane havuç salatası aldım. Ondan sonra bir tane siniminis aldım. Bir tane risotto pirinci aldım. Bir türlü yapamadım şu risottoyu. Yapacağım ama inşallah. Pomes. Bu arada alışverişteyken Özgür elimi neye atsa onu yiyemezsin, bunu yiyemezsin diyor. Ben ne yiyeceğim yani? Evet, Montefonsot. Dediğim gibi pomes. Altı açıklıyor. Ondan sonra krafa ekmek. Actimel. Kendime şöyle bir su aldım. Diyet tafri varsa mit biyer engeşmak diyor. Diyet suyuymuş, bilemiyorum. Ben aslında diyet suyu niyetini almadım. Şişesinden dolayı aldım. Bunu doldurup İçeyim diye ve içerisi tatlı diye, yani içinde bir tatlandırıcı var diye aldım. Ama bakayım. Yani böyle. Bir de sıvı sabun aldım. Alışveriş böyle. Şimdi şunları hemen koyalım. Evet, şimdi buraları hızlı bir şekilde toparlamak gerekiyor. Kanalımıza hoş geldiniz. İşten geldim, alışverişe gittik yani işte. Zeynep alışverişi gösterdi size. Balık yapıyoruz. Ben bir de her zamanki garnitürlerimi koydum. İşte domatesli, biberdir, soğandır. Balıkların üstüne bir de ekstradan limon koydum ben. Zeynep işte brokoliyle karnabaharı açtı.
Pilav yaptım. Ve dikkat ediyoruz işte. Onu yeme, bunu yeme. Bana kalsa ben o kadar almam da. Zeynep bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hepsini aldı geri. Ben okudum çünkü internette. Yani kızartmadan tutun, salam, sosis, sucuk, peynir, Zeynep'in hep sevdiği şeyler maalesef. İşte gazlı içecekler özellikle zaten onunla düşmüşler. Çünkü safra keçisi bu sefer tam işlem yapmadığı için ağrı yapıyormuş. İşte gece biraz sıkıntılı geçti. Zeynep bayağı bir rahatsızlandı. Ama işte koronadan dolayı da ambulans çağırsanız ambulans gelmiyor. Yani çok kötü bir zaman. Ama en kısa zamanda tabii Zeynep mecbur bu taşı aldıracak. Açmayacak. Anlasın. Zeynep'in günde 2 litre en az su içmesi gerekiyor. Kesinlikle. Aha. Yani kola da yok, bozoz hiçbir şey yani. Ya meyve suyu, gerçi meyve suyu içerken de hatta biz hatta alırken ona dikkat ettik. Yumurta akı olanlar vardı. Onları almadım ben. Yani aldık, çocuklar içecek. Zeynep'e başka aldık. Sıfır olması lazım çünkü... Ya en fazla 0.5. Yani... 0.05 yani. Başka aldık işte, Zeynep gösterdi size. Onlar da sıfır yazıyor çünkü yumurtanın da gerçekten bunda bayağı bir rolü var. Hatta baharatlar da yazıyor da ben Zeynep hepsini birden söylemek istemiyorum. Gerçekten baharatlar da yazıyor. Ama işte... Öldürün beni, renk daha iyi. Aynen, her şeyden önce sağlık, yapacak bir şey yok. Hoppa. Yani mecburuz bazı şeylere. Bugün çalıştık ama aklım hep Zeynep'teydi. Ben normalde işe gitme dedim, o beni dinlemedi. Gene gitti. Ama gitmek zorundaydım. Yani gitmek zorundalığında diye hiçbir şey yok ya yani. Tamam yok ama ben kendimi hissettim. Zorundalısın diye bir şey yok yani. Bu sonuçta kendileri olduktan sonra hiç umurunda olmayacak, senin de umurunda olmayacak. Yani ben her zaman söylüyorum. Kendi git de arayamıyorsun. Telefonda yani yanında olmuyor. İşten çıkmasını bekledim zaten. Nasıl olur diye. İyiyim, iyiyim şu anda. Akşam çok kötüydü. Akşam yani yerlerde süründüm. Öyle söyleyeyim size yani. Mecbur cerrahi operasyon geçirecek Zeynep. Bu belli. Yani o taş alınması lazım. Ben de diyorum Zeynep'e yarın Zeynep'in termini var. Terminden sonra git diyor. Yazdır hastaneye sevk kağıdı. Anca öyle. Seksiz almayacaklarmış zaten. En azı Zeynep'in annesi babası da buradayken bir an önce olsun. Çünkü yani ben izin... Yani tamam alırım. Yani bir iki hafta evde kalırım gerek ama... Yok. Bu sefer olmaz şimdi. Herkes şimdi ona göre işini ayarlıyor. Sonuçta biz çalışan da olsak benim patronum her zaman... Allah var yukarıda. Kendi işinizmiş gibi şey yapın der. Diyor da zaten. Biz de o şekilde benimsediğimiz için kimseyi de yarı yolda bırakmak istemiyoruz. Tabii ki istisnalar farklı tabii. Çok acil durum olduğu zaman tamam, o sıkıntı değil. Hazır annesi babası da buradayken hani çocuklar en azından sıkıntı olmaz. Zeynep hastanede yatsa bile. Zaten fazla da yatırmazlar herhangi bir şeyde. Bir gün yatırırlar. Ondan sonra çıkartırlar çünkü bu korona yüzünden biraz sıkıntı her yer. Yani bir an önce aldırması gerekiyor yani, beklemeyecek. Çünkü böyle akşam bayağı şeydi, elinden de bir şey gelmiyor. Bu canınızı sıkıyor zaten. Şimdi benim de fazla yeterli Almancam yok. En sonunda arayacağım. Gelmiyor ki. Ambulans arasam da gelmiyorlar. Derdini de tam anlatamayacağım. Bu sefer daha çok sinir olacağım. Not artık gelecek. Ambulans gelmiyor ki yani, artık. Ben şu an ambulans arasam bile ambulans eve gelmiyor. Not artık yolluyorlar eve. Doğum, ölüm, ölmek üzere olmadığın sürece kalp krizi bilmem ne gelmiyor ambulans. Gelir de ama. Gelmiyor. Görseydi seni o şekilde alır götürürler zaten. Uyutma da yani.
Sabahleyin kalktım 5'te, sersem gibiyim. Bir çıktım, sonra bir daha eve geldim, daha kontrol ettim. Baktım iyi biraz. Ya aklım kaldı gerçi ama. Yani işte hayatta bir şekilde devam ettirmek zorunda kalıyor insan. Bazı şeyler zor tabii ki ama. İşte. Gurbetin de şeyi böyle yani. Yani bundan 10-15 sene önce bunları her şeyi para diyordum ama insan yaşını aldıktan sonra paranın sadece sağlığı geri getiremeyeceğini anlıyorsun. Yoksa yerine bazı şeyler her şey geliyor. Onun için önce sağlık. Yani Allah beterinden saklasın. Bakacağız bakalım. Elbet bir şekilde Zeynep mecbur ameliyat olmak zorunda. Açıkçası. Bak. Güzel koktu mu? Kim yaptı da koktu? Baba. Evet. Böyle bir daha söylemeyin. Annenizin sonra morali bozuluyor. Evet, Özgür'ün lavuk pilavı. Pilavı. Burada sebzeler, burada brokoli. Ve ben çok üşüyorum. Burada da balıklar. Müşteriyim. Görüyorsunuz. Bu şekilde pişiyor bunlar. Tabii ki de ben pişirdim. Dağılıyor. Dağılıyor ama bunu biraz dikkatliyim. Niye? Kılçık mı var? Biraz kılçıklı. Şey değil bunlar. Değil mi? Çok az kılçıklar var. Ama sorun değil yani. Yoklayın ağzınızla yerken. Lap diye atmayın. Evet. Bu da benim tabağım. Görmüş olduğunuz gibi. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.